Bence açılmaması gerekiyordu. Sonuçta markette de aynı ürünler mevcut. O yüzden dolayı gerek duymuyorum aslında. A101'i zengine, zengin üstüne zengin para kazandır. Bundan bir hafta önce çöpe atılan malzemeler şimdi 9-10 milyon. Vallahi hiç doğru olmadım kızım. Sadece evde bunaldığım için bir de ne dolanayım dedim. İki tane insan gelmiş zaten. Zaten marketlerde var yeteri kadar şey. Sebze vardı. Çok şükür hiçbir şeyimiz eksik değil evimizde. Marketten alışveriş yapıyorsun. Aynen, marketten alışveriş yapıyor. Pazarı daha hiçbir şey yok. İki kişi gelmiş bir şey. Bir şey anlamadım yani ben ta şuradan geliyorum da. Pazarlar açıldı ya, pazarların böyle bir günlük şeyle vatandaş üreticini nasıl elindekini nasıl bir şey yapacak. İyi oldu tabii, isabetli bu da. Bence bizim biraz sıkıntımız onu duyurun siz. Bu 65 yaş üzeri farklı ayrıcalık yapıp bir seneden beri millet içeride yasağın psikolojik etkisinden bir türlü insanlar kurtulamıyor. Yani bunu duyurun bir zahmet. Herkese neyse yaşlılara da zaten en fazla dikkat ediyoruz biz. Onun için bir an evvel bu yasağın kalkmasını da temenni ediyoruz. Fiyatlar nasıl buluyorsunuz? Fiyatlar biraz pahalı. Eski bu yasaktan önceki güne göre biraz daha pahalanmış. 3 lira 4 liraydı domates, bak 7-8 lira olmuş. Diğerleri öylesine. Belli bir yani pahalılık var. Pazarlar açık ama geç kalınmış bir karar. Her şey pahalıdır. Yani geç kalmış. Zaten haldeki mal ellerinde kötü kaldı. Onu da pazarlara getirdiler. Bu zararı kim karşılayacak? Esnafla halk alacak bu zararı. Bize yansıyacak yani. Çoğu esnaf açmamış. Açsa bir türlü, açmasa bir türlü yani. Yazık. Şimdi Argıncık'taki yer açık. Herkes oraya gitti. Üst üste. Orada da millet bir şey alamıyor. Bir sıkıntı yap yani. Şurası açık olsa en azından oradaki kalabalık buraya bir paylaşırdı. Daha az sıkıntı olurdu yani. Sıkıntı şu an çözülmüş değil ki. Marketlerde bazıları yüksek rakamı sattı. Bazıları fırsat bildi bunu. Bazıları elindeki mal bitsin diye ucuza verdi. Yani hep sıkıntı yani. Hastalıktan kurtulalım da canım. Tüm kapansın isterse. İyi kötü yerden buluruz yiyecek içecek alınır. Ama pazarcıları da düşününce açılması da gerekiyor diyoruz. Yani böyle bir karar veremiyoruz biz. Açılsa bir türlü, açılmasa bir türlü. Bu kadar. Ne diyebiliriz yavrum? Şu hastalık geçsin de tüm kapansın diyoruz ama mağdur olan insanlarımız var. Yani şaşkın herkes, perişan. Bizler 65 yaş üstü evlerde kapalıyız aylardır. Bahçem var, gidemiyorum. Çok yakın buraya, yarım saatlik uzakta. Yapacak bir şey yok yavrum. Hastalık geçsin de, öyle değil mi? Biz öyle düşünüyoruz. Hastalıktan kurtulalım ama bir taraftan da yiyeceğimiz de iyi kötü bir yerlerden buluruz. Ölmüyoruz yani. İlla ki domates, biber almak zorunda değiliz. Aslında açılmasını istemiyorum. Tam kapalı deniyor ama ben cadde üstünde oturuyorum ileride. İnsanlar hep sokakta. Hiç kimse kapalıya uymuyor. Ben pazar diye geldim ve bunalıma girdim. Ben bir yıldır evde oturuyorum sürekli açıkçası. Şu durumlara bizim mühit açık değil zaten. Açık diye geldim ama açık değil. Burada iki tane sadece tezgah açık. Evet, yani açık değil bizim mühitimiz. İlden falan açıkmış. Mantıklı açılsın. Tabii açılması da gerekir. Çünkü marketler çok pahalı. İstediğinizde bulamıyorsunuz. Burası günübirlik olduğu için biraz daha taze oluyor. Baktım gideceğim geri. Bir şey yok. Pazara geldiğiniz sabah alışveriş yapamadınız. Evet, yapamadık. Ya tümü açılması lazım yoksa kapanması lazım. Aslında açılması lazım. Çünkü büyük marketler açılıyor, niye pazarlar açılmasın? Orta tabaka insanlar gidip marketten alışveriş yapamıyor. Memnun değiliz. Sebep? Kaç gündür pazarlar kapalıydı? 2 hafta mı? Milletin malı nereye gitti? Hep çöpe gitti. Şimdi ne oldu? Karar verirken nasıl veriyorlar? Yazık insanlara, yazık. Bu çiftçiye yazık. 4 tane zengin bimi
A101'i zenginüsüne zengin para kazandır. Şeye de gelince, pazarcılara da gelince ne olacak bu vatandaşın hali? Bak, iki tane vurulmuş dört kişi var. Millette para da yok. Ne olacak bu gidiş? Gidişat kötü. İnşallah bir an önce bunlar gider de millet de kurtarır, vatan da kurtarır, Türkiye de kurtarır. Teşekkürler. Vallahi karar hiç iyi değil. Bundan bir hafta önce çöp atıyorlar değil mi? Salatalık, domatesi şimdi 6-7 milyon kilosu. Niye biraz tölü verseler de alsak? Çöp atıyorlardı. Pazar açılsın diye, açılmadı diye. Şimdi görsen ablam 6 milyon domatesin kilosu, 7 milyon domatesin kilosu, salatalığın kilosu 4 milyon, 5 milyon. Böyle olmaz ki. Pazar pahalı. Pahalı. Bundan bir hafta önce çöpe atıyorlardı. Hep attılar çöpe, gördük değil mi? Niye? Pazar açılsın diye millet hizmet edecek diye. Hani böyle mi hizmet olacaktı? Peki pazardaki ürünlerin durumu nedir? Vallahi ha, aldık diyor diyorsa. Tomat 5 kilo, 10 milyon kilosu. 5 milyon. Taze mi ürünler? Yok. Vallahi hiç iyi değil ablam. Hiç de memnun değilim ben. Bundan bir hafta önce çöpe atılan malzemeler şimdi 9-10 milyon. Bence açılmaması gerekiyordu. Sonuçta markette de aynı ürünler mevcut. O yüzden dolayı gerek duymuyorum aslında. Şimdi marketler de açık ama alışveriş için pazarı tercih etmişsiniz. Evet, çünkü annem öyle istedi. Yani aynı ürün sonuçta markete de gidiyor. O yüzden dolayı ben fazla gerek duymuyorum. Pazar ve market arasında fiyat farkı var mı? Tabii ki var. Market bir nebze pazardan daha fazla yüksek oluyor. O şekilde. Yani pazarınki daha uygun tabii ama dediğim gibi. Ürünler nasıldı, tazeliği bugün pazarda? Bugün ürünlerin tazeliği güzeldi. O şekilde. De, geri açılmayacağı içindir sanırım o da. Vallahi her yer kapalı. Bir pazar açık. İşte esnaflar kan ağlıyor. Çok fazla dinlediğim kadarıyla sadece esnaflar da. Her yer açık. Bir esnaflar kapalı. Şu an mesela virüs yok mu? Her yer virüs. Şu an yayılıyor. Kapalıysa her yer, açıksa her yer ya da belli bir şekilde, belli saat aralıklarında olması gerekiyordu. Peki pazarlar yeni açıldı. Ürünlerin tazeliği ve fiyatlar ne durumda? Fiyatlar normal. Yani çok pahalı da değil, çok ucuz da değil. Normal, orta halli. Ben de yeni çıktım inanın. 20 gündür evdeydik. Bir 5 dakika uğrayalım dedik o şekilde. Pazarlar açıldı. Karar nasıl buldunuz? Yani bayramdan önce açılması gerekiyordu zaten. Böyle bir ihtiyaç vardı. Şu anda da çok fazla sadece temel gıdalar var, sebze, meyveler var. Onlar da mesafeli bir şekilde kurulmuşlar. Şu an durumu iyi, yani öyle bir sıkıntı, bir durum yok pazarlarda. Peki ürünlerin tazeliği ne durumda? İlginç bir şekilde şu an taze. Yani normalde bu kadar taze olmazdı ama güzel ürünlerin. Görünümleri de iyi yani şu an.